Bu tür problemler dışarıdan bakınca çok kolay görünüyorlar ve aslında çözüm yolu da gerçekten kolay. Ama bazı bilgiler doğrudan verilmediği için bu problemleri başlaması bile zor geliyor. Dürüst olmak gerekirse bu probleme ilk baktığımda ne istediklerini anlayana ve nasıl çözüleceğini bulana kadar biraz zorlandım. Bu problemde Bev adlı kişi her gün evine gitmek için saat 4'te trene biniyor. İstasyona saat 6'da varıyor. Her gün aynı hızla arabayı kullanarak eşi onunla istasyonda buluşuyor. Bu kısım gayet açık. Bir gün, bev, trene bir saat erken biniyor ve saat 5'te istasyona varıyor. Eşi onunla her zamanki saatte buluşmak için evden çıkıyor. Bu noktada düşüneceğimiz şey bir şey, eşinin normalde evden kaçta çıktığı. Bunu normal bir senaryo gibi düşünelim. Kadın istasyona saat 6'da varıyor. Burada verilen saat 4'ün işe yarayıp yaramayacağını şimdilik bilmiyoruz. Eşi, kadın oraya vardığı anda oraya varmış oluyor. Eşinin ne zaman evden ayrılmış olması gerekiyor? Tam olarak kaçtaydı? O zaman diyelim ki oraya varması t dakika sürüyor. t herhangi bir birim olabilir. Ee, yani oraya saat 6'da varıyorsa bu da şu anlama gelir ki evden 6 eksi t zamanında çıktı eğer 30 dakika ise 5 buçuk olur. T eğer 1 saat ise 5 olur. Sonuç olarak 6 eksi t de çıkıyor. Ve t herhangi bir birime sahip olabilir. Neyse sonra eşini alıp eve geri dönüyor. Buraya kadar doğru mu? Evet. Eşi kadını alınca doğrudan eve dönüyor olarak kabul ediyoruz. Yani kadını alırken zaman kaybetmiyor. Yani gidiş ve dönüş eşit zaman alıyor. Bu da t. Yani eğer evden 6'ya t dakika kala çıktıysa ve oraya vardıysa eve saat kaçta döner? Eve dönmesi t dakika sürer. Yani eve 6 artı t'de varmış olur. Toplam olarak bu süreçte harcadığı zaman ne kadardır? E bunu çözmek gerçekten çok kolay. Yani aslında düşünürseniz 6 artı t eksi 6 eksi t işlemini yaparak geçen zamanın 2 t olduğunu buluruz. Toplam olarak aldığı mesafe veya toplam olarak geçen 2 t dakikadır. Bu sorunun cevabını bulmak artık gerçekten çok kolay. Eğer gitmesi için t ve dönmesi için de t dakika gerekli ise toplam 2 t dakika tutar. Mantıklı. Burada eşinin evden her zamanki saatte çıktığını söylüyor eşi evden 6 eksi t zamanında çıkıyor. Bu da doğru mu? Evet. Ve kadın erken geliyor. Yani yürüyecek. Sonuç olarak kocasının kadına yetişmesi daha kısa bir zaman alacak. Bunu şimdilik adlandırmayalım. Bir isim vermeyelim. Burada bir çizgi varsa, yani kocası daha kısa bir yol gidecek. Tabii ki bu daha kısa zaman alacaktır. Çünkü kadın eşine doğru yürüyor. Problem bize bunu söylüyor değil mi? bugün saat 5'te varıyor ve eve yürümeye başlıyor. Kocası bu sefer daha kısa bir yol gidecek çünkü kadın ona doğru yol almış olacak. Kocası kadınla yolda buluşuyor ve eve 20 dakika erken varıyorlar. Normalde eve 6 artı t saatinde varıyorlar değil mi? Bu normal olan. Bugün eve 20 dakika erken gidecekler. Yani eve saat 6 artı t eksi 20 dakikada varacaklar değil mi? 20 dakika erken varacaklar. O zaman toplam olarak eşin yolculuk yaptığı süre bugün ne kadar olacak? Aslında normalde gittiğinden 20 dakika daha az gidecek değil mi? Her zamanki saatinde evden ayrılacak ama 20 dakika erken gidecek. Ve eğer 6 artı t eksi 20 ile 6 eksi t'nin farkını alırsanız 2 t eksi 20 elde edeceksiniz t eğer normal bir günde istasyona gidiş süresi ise normal bir günde 2 t dakika yolculuk yapar. Gidiş ve dönüş 2 t olacaktır. Bugün aynı saatte evden çıkıyor ama 20 dakika erken varıyor eve. Yani toplam 2 t eksi 20 dakika yolculuk yapıyor. Bu bize neyi gösterir? Onu gidip almak için gerekli olan süreyle dönerken harcadığı süre 2 t eksi 20'ye eşit bu sürenin yarısı kadar gitmesi ve bu sürenin yarısı kadar dönmesi sürmüştür. Yani t eksi 10 süre gitmiş ve sonra da t eksi 10'da dönmesi sürmüştür. Yani bu sefer kadına varması 10 dakika az sürdü. Peki normalde onu kaçta alıyor? Normalde t dakika sürünce saat 6'da oraya varıyor. Bu sefer kadın yürümeye başladığı için kocasıyla arasındaki mesafe kısaldı ve birbirlerine 10 dakika daha erken ulaştılar. t eksi 10. Normalde oraya saat 6'da varıyor. Bugün 10 dakika erken gitti. Yani kadına saat 5.50'de varır. Soru ise Bev kaç dakika yürüdü? Kadın oraya 5'te vardı ve yürümeye başladı. Kocası onu kaçta aldı? Kocası onu 5.50'de aldı. Yani kadın 50 dakika yürüdü. Bu güzel bir problemdi. Çünkü bir açıdan çok kolay ama diğer açıdan size gereksiz bir sürü başka bilgi veriyor. Mesela kadının oradan saat 4'te ayrıldığını bilmeye gerek yok. Sanırım bu problemde verilmiş en gereksiz bilgi. Ama geri kalan her şey kullanıldı. Ama çok fazla bilgi olmadan da kadının ne kadar yürüdüğünü bulabilirsiniz ne kadar hızlı yürüdüğünü veya kocasının ne kadar hızlı arabayı kullandığını veya tren istasyonundan ne kadar uzaklıkta olduklarını veya evlerin ne kadar uzakta olduğunu bilmeden de çözebilirsiniz.